Sevgili ikizler bir şeye dikkat etmeniz gerekiyormuş. Bugün, bu haftayı, bugünü güzel karşılamak için ikizler neye dikkat edecekler? İşte tablomuz. Sağlık mı? Ruh sağlığı, ilgisizlik, sevgisizlik, yükselen ikizler olan, ay ikizler olan, güneşi, kendi burcu ikizler olan hepsi için geçerli. Özellikle ikizler ilgi sever. İkizler bebek gibi ilgilenilsin ister. İkizlere dokunmanız lazım. Dokunsal bir burçtur çünkü. Niye gülüyorum Onunla... ikizler eşi olup da ilgisiz olanların vay haline. Vay haline aynen öyle ama bir ikizler kadını ya da bir ikizler erkeği o kadar farklıdır ki. Yani aynı burç olmalarına rağmen etki davranış çok farklı olabiliyor. Özellikle ikizler burcu bir kadınsak ya da ikizler burcu bir erkeksek. Bu hafta doğruyu duymaya ihtiyacımız olacak. Ee, şimdi ben kendi adıma sevgi insanıyım sevgili ikizler. Benim için en büyük aşk Allah aşkıdır. Ee, bazen haykırmak istersiniz seni seviyorum demeyi. Diyebilecek insanım yok diyebilirsiniz. Bazen de hayatınızda biri vardır. Siz haykırırsınız ondan sevildiğinizi haykıra haykıra duymak istersiniz de duyamazsınız. Özellikle siz nasıl mutluysanız bu hafta ona göre hareket edin. Karşınızdaki dokunmayabilir, dokunmayı sevmeyebilir, sizin gibi temas içerisinde olmayı tercih etmeyebilir. Siz tercih edin. Siz ruhunuzu nasıl mutlu ediyorsanız o şekilde yol almaya özen gösterin. İkizler Burcu olarak hafta boyunca bu hafta ee, dokunsallığa ihtiyacı olanlar istedikleri teması göremeyebilir. Bu ilişkinizin enerjisinin bozulduğu anlamına gelmiyor. Ne olur? Beraberliklerinizin, birlikteliklerinizin yolunda devam etmesi için ön yargılı olmamaya, karşınızdakinin de içinde bulunduğu durumu göz ardı etmemeye, davranışları sorgulamamaya, iletişimi güçlü tutmaya özen gösterin ikizler burcu olarak. Özellikle bu hafta iş hayatınızda arabanızı değiştirebilir. Hı. Evle ilgili yeni planlar yapabilir, yatırımlar yapmak adına kendinizi programlayabilirsiniz, kazancınız ve geliriniz artabilir. Aynı zamanda bir ikizler burcu olarak çalıştığınız işte zam istemek için doğru bir zaman, e, işi, zamla ilgilenen kişi işinizdeki müdür mü ya da patronunuz mu çalın kapısını açık sözlü bir şekilde neye ihtiyacınızın olduğunu ifade edin. İkizler için istekleri, düşünceleri talep etmek adına reddedilmeyecek, reddet reddetmezler yani. Yani hayırla karşı karşıya kalmaları çok zor. Güzel. O yüzden bu hafta e, işle ilgili taleplerinizi sunmaktan çekinmeyin efendim. Yükselen ikizlerse yine aynı. Aynı şekilde mı? hak ettiğiniz neyse bunu ifade edin ama tabii ki istemek ve istemek. Sadece maddi açıdan değil o zaman hani ikili ilişkilerde Karasal de, ...parasal konularda ve işte. Öyle Bak, mi? İşte istek ve talep ilişkide empati, sakinlik ve huzur korusunlar. Sağlıkta? Sağlıkta hafta boyunca özellikle e, sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı dikkatli olsunlar. Bu hafta gezegenlerin spotu ikizler için kesinlikle gelecekle ilgili her şeye güvenle baksınlar, sağlam adım atsınlar. içsel huzurlarını kimsenin bozmasına müsaade etmesinler. Necibe Hanım demiş ki Instagram'dan ikizler olarak ikizlerin sorunları ne zaman bitecek? Bitecek. Bitecek. Hayatta her an bir sorun var. Hayatta her an bir zorlanma var. Ee, i̇mtihanın sebebi ne? Biz burada çok büyük bir okuldayız. Hayat olarak. Bu evren bize her şeyi sunuyor. Bakın güzellikler varken o çok mutluyum diyoruz bitiriyoruz Olumsuzluklar varken mevzu ediyoruz konu ediyoruz. Oysa ki bu olumsuzlukları ben neden yaşıyoruma baksak içinden neleri çözeceğiz biliyor musunuz? Yani e, hayat o kadar zor değil ya biz insanlar nefse sahip olduğumuz için Kendimiz zorlaştırıyoruz. İşte ama zaten so o sorunlar varken ben neden bunu yaşıyorum diye bakma yetisine sahip olsak biz de birer Nuray Sayar olurduk yani biz ne yapıyoruz? Ay hepiniz birer Allah Nuray Sayar Allah'ım Yine bana mı geldi? Bu ne zaman başımdan gidecek? Yani gerçekten için derdin içinde yoğrulurken onu pozitif düşünmen çok kolay olmuyor Nuray. Oluyor. Olmuyor. Oluyor. <laughs> Kesinlikle ısrarlı oluyor. <laughs> Neye niyet ediyorsak onu yaşıyoruz. Israr ediyorum olmuyor. Oluyor efendim. Benim için oluyor. Senin için de zaman içinde olması için dua edeceğim. Ay çok teşekkür. Çünkü o bilince sahip ol. İnşallah bir an önce. Nasıl kızıyor şimdi bana içinden? Hayır yanlış 20'den. mı söylüyorum? Yani kaçımız gerçekten bu dert içerisindeyken acaba ben bu dert yani biz ne düşünüyoruz? Bu ne zaman bitecek? Ne zaman gidecek? Niye hep ben yaşıyorum? Allah'ım hep bana mı? Bak bir örnek vereyim mi? E, hafta sonu Bursa'daydım, seminerim vardı. Uzun bir aradan sonra Doğru. ailemle birlikte de Uludağ'a Instagram'dan takip ettik. Dönüşte e, Bursa otobanında arabamız bozuldu ve çekiciyle İstanbul'a geldik. Ama neyi keşfettim biliyor musun? Daha da yüksekten gitmek, yolculuk yapmak ne güzelmiş. Bütün gölleri gördüm. Şaka yapıyorsun. E, tabii. şahane. <laughs> Manzarayı gördüm. Bir kez daha böyle bir şey yaşadığım için. her zorluktan şükrettim. bir güzellik çıkartıyor. Kesinlikle bir de dinlene dinlene gittik. Araba kullanmadık şahane. O yüzden yaşadığınız zorluk neyse o zorluğun güzelliğine şimdiden bakmaya çalışın olur mu? Evet. Her şeyde bir hayır var. <laughs> Mevlam Doğru her şeyler. şeyde bir hayır var. Ama bazı insanlar gerçekten bazı konularda daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Daha tekrarlayan dertler var, hiç gitmeyen sorunlar ah, var. Orada işte bak o karmalar çok önemli. O kadar uzun mesele ki bu. Keşke e, astrolojik anlamda yorum yapmak kadar kolay olsa. O karma atalar, dedeler, nineler ne miras bıraktı acaba? Karmalar da burada çok önemli. Bırakılan ruha bırakılan miraslar. Onları yani, peki? E, şöyle söyleyeyim. E, i̇lle babanız. Rahmetli olmuş olabilir, anneniz rahmetli olmuş olabilir, babaanneniz rahmetli olmuş olabilir. Ee, ille tarla bırakmasına gerek yok, huylarını da bırakıp gidiyor. Doğru. Huylarını da bırakıp gidebiliyor. Yani burada her şey düşünce ve yorum hayatım. Evet, o yüzden ne yapıyoruz? İyi düşünüyoruz, iyi oluyor.